التاسعة عشر قوله المسؤول عما لا يعلم. Kişi bilmediği bir şeyden soruluyor. 19. madde. El-Işrun ve 24'e kadar geldik. Kişi bilmediği bir sorudan soruluyor. Neyi bilmiyordu? Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sordu ya. اَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ وَحَقُّ اَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ Allah'ın kulların üzerine hakkı ve kulların Allah'ın üzerine hakkı ne olduğunu bilir misin ey Muaz diye sorunca ne dedi Aleyhisselatü Vesselam? Ne dedi Muaz? Allah ve Resulühü a'lem. İşte Muaz ibn-i Cebel bilmediği bir soruyla karşı karşıya geliyor. İşte diyor ki قَوْلُ الْمَسْؤُولُ عَمَّ لَا يَعْلَمْ وَذَٰلِكَ لِإِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُعَادًا لَمَّا قَالَهَا. Ve burada Muad ibn-i Cebel Allahu ve Resuluhu a'lem sözü söylediği zaman Aleyhisselatü Vesselam burada buna karşı gelmedi. Bilakis ikrar etti. Yani bu Allahu ve Resuluhu a'lem sözü yerine göre yapıldıysa şer'an caizdir. Biz bunları inşallah açıklayacağız. وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مُعَادٍ. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a kesinlikle burada karşı gelmiş değildir. Yani bunu bilakis ikrar etmiştir Aleyhisselatü Vesselam. حَيْثُ عَطَفَ الرَّسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ عَلَى اللّٰهِ بِالْوَاوُ. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh Allah'ın Resulü vav ile atfetti. Yani Allah'u ve Resulü vav biliyorsunuz kasem harflerden bir harftir. Muaz ibn-i Cebel atf etmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam burada bir sorun görmemiştir bu şeyde. Feyukal enne Resul indehu min el ilmi şer'i ma leyse li indi kail. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün şer'i ilimlerinde nedir? Biliyor. Ama soru soran yahut da başkası bunu bilmiyor. Tıpkı soru soran kişi gibi. Yani bunu bilmiyor ama Aleyhisselatü Vesselam bütün şer'i ilimlerini biliyor. Ama kevni olan meselelerde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bilmiyor. Örnekler vereceğiz şimdi. ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ. İşte bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a karşı gelmiyor. Yani Muaz'ın sözü caiz olduğunu söylüyor. بخلاف العلوم الكونية والقدرية. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilir diyemeyiz kevni ve kaderi olan kısımlarda. Mesela kevni ve kaderi olan kısımlarda mesela kişi ne zaman ölecek, yağmur ne zaman yağacak, bu ve buna benzer olan fiilleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilmez. Peki ne diyeceğiz burada? Allahu alem dememiz lazım. Mesela örneğin yağmur ne zaman yağacak, güneş ne zaman doğacak, kıyamet ne zaman kopacak ve buna benzer olan fiilleri sorulduğu zaman Allahu alem. Deprem ne zaman olacak? Allahu alem. Allah ve Resulü alem diyemeyiz. Ama namaz nasıl kılacağız? Oruç nasıl tutacağız? Zekat nasıl vereceğiz? Hac nasıl yapacağız? Burada Allahu ve Resuluhu a'lem dememizden bir sakıncası yoktur. Ya işte el-kevniye ve'l-kaderiye. Kevni ve kaderi ne gibi fiiller varsa hepsi nedir? Burada Allahu a'lem dememiz gerekiyor. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem neyse indehu ilmun minha. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kevni ve kaderi şeylerde ilmi yoktur. Allah Celle Celaluhu bildirmediği müddetçe. Ama şer'i ilimleri biliyor aleyhisselatü vesselam. فَلَوْ قِيلْ شَيْدْ دَلِسَ هَلْ يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ. Yani her iki bayramı oruçla geçirdiğin zaman haram mıdır? Yani caiz mi caiz değil midir diye soru sorduğu zaman جَازَ اَنْ نَقُولْ şu şekilde dememiz caizdir. Allahu ve Resuluhu a'lam. Allah ve Resulü bilir. Niçin? Çünkü şer'i olan bir emirdir. Allah Celle Celaluhu Cibril vasıtasıyla Resulüne bildiriyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere aktarıyor. Bu şekilde dememiz caizdir. وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَ اِذَا اَشْكَلَتْ عَلَيْهِمِ الْمَسَائِلِ ذَهَبُوا اِلَى الرَّسُولِ Aleyhisselatü Vesselam فَيُبَيِّنُهَا لَهُمْ. Ashab-ı kiram radıyallahu aleyhim ecma'in bir meseleyle cedele düştükleri zaman, anlamadıkları zaman yahut da bir çıkmaza düştükleri zaman hemen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidip ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ediyor, açıklıyor. Bu böyle değil, bu şöyledir. Değil mi? Ama günümüzde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoktur. Vefat etmiştir. Ne yapacağız? Ha o zaman nedir? Kur'an ve sünnete başvuracağız. Hani Allah'ın Resulü Allah Celle Celle buyuruyor ya فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرَدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Şayet bir meselede cedelleştiğin zaman, anlaşmazlığa düştüğün zaman onu Allah ve Resulüne götürür. Ne demek Allah ve Resulüne götürür? Yani Kur'an ve sünnete götürür. Bu aynı zamanda bunun yanında ashabın anlayışına götürür manasını çıkıyor. Niçin? Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi bilen, en iyi tanıyan, en iyi kavrayan, en iyi hayatlarını tatbik eden kimdir? Ashabtır. Dolayısıyla Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı bizim için bir esastır. وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَ اِذَا اَشْكَرَتْ عَلَيْهِمْ مَسَائِلِ Bunu aldık. ذَهَبُوا اِلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَهُمْ لَوْ قِيلْ هَلْ يَتَوَقَّعْ نُزُولِ الْمَطَرْ فِي هَذِهِ الشَّهَرْ Şayet denirse bu ayda yağmur yağacak mı? Veyahut da deprem olacak mı? Veyahut da kar yağacak mı? Veyahut da dolu olacak mı? Bu ve buna benzer olan sözleri telaffuz edip de bu şekilde sorsak caiz midir? Lem yeciz en nekul bu şekilde dememiz kesinlikle caiz değildir diyor. Allah ve Resulü a'lem. Allah ve Resulü bilir. Demek kesinlikle caiz değildir. Leennehu min el ilmi el kevniye. Çünkü bunlar kevni olan ilimlerindendir. Gezegenler, efendime söyleyeyim, kutuplar, işte kevni dediğimiz işte ne diyorlar? astronomik ilmi. Allah Resulü bunları bilmez. Dolayısıyla kevni ve kaderi ne gibi fiiller varsa bazen Allah Resulü bilmez Allah bildirmediği müddetçe. Ama şer'i olan emirlerde burada nedir? Burada teslim olmak gerekiyor. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şayet Allah ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu Allah ve Resulüne götürün. Burada Allah ve Resulüne götürmek kasıt yani Kur'an sünnete götürün manasına geliyor. El-Üşrûn 20. mesele cevaz tahsis